Leyla'nın babası bir gün halka ziyafet verir. Kepçenin başında Leyla olduğu için Mecnun da dayanamaz sıraya girer. Her sıraya girdiğinde kepçeyle Leyla Mecnun'un kabına şöyle sertçe vurur. Mecnun da köşeye gider, şöyle mutlu mutlu tebessüm eder. En son dayanamaz sorarlar, ya Mecnun bak görüyorsun sürekli kepçeyle senin tabağına vurup duruyor. Senin üzülmen gerekirken neden mutlu oluyorsun diye sorduklarında olmasaydı Meyli vurur muydu Leyli der. Şimdi insanlar darbe yiyince neden ben diye filmlerden kalma abes bir söz soruyorlar. Halbuki buna inandırmak için neyse o cümleler onları bulup söylemek isterdim ama gerçekten Allah ilgilendiği kula musibet gönderiyor. Kabiliyetleri gelişsin, dünyaya dalmasın, ahiretin farkına varsın, gafletten uyansın, günahları affolsun, kefareti zünup olsun ilahir sebeplerden ötürü. Yani başa öyle bir kepçe yemek ilgilenildiğinin alametidir. Biz başa gelen o kepçeler için ne diyoruz? Şefkat tokadı diyoruz. Demek Mecnunlar tokat yiyince ilgilenildiğinin alametiymiş. Başa kepçe yiyince, surata bir tokat yiyince. Bu gösteriyor ki birileri seninle ilgileniyor demekmiş. Şimdi hizmetin içerisinde devam eden insanlar o aldıkları rütbeye, vazifeye, kıymete, küfelerindeki yumurtaya zarar verdikleri anda, yani fütur getirdikleri anda, usanç getirdikleri anda bu işin sahibi, memurunu, hademesini, hadimini uyarmak için kendine gel manasında bazen misafir olarak musibetler gönderir. İnsan bazen yanlış bir davranışının sonucunda bu şefkat tokatlarını yiyebilir. Bazen hayaline gelen yanlış bir şeyden ötürü bu şefkat tokatlarını yiyebilir. Bazen de kalbine gelen yanlış bir muhabbetten ötürü bu şefkat tokatlarını yiyebilir. Kalp muhabbetin merkezidir. Kalp sever. İman ile dolu bir kalp bizzat Allah'ı sever. İmanla dolu olan bizzat Allah'ı seven kalp diğer sevdiği ne varsa Allah namına sever. Eğer o kalbe şirk girerse Allah sevgisiyle birlikte başka muhabbetler de kalbe girmeye başlar. Allah başka sevgilileri o kalpte kabul etmez ve o kalbi terk eder. Bunu anlayabilelim diye Allah Azze ve Celle aynı duyguyu bize de vermiştir. Çok sevdiğiniz birisini, hatta eşinizi düşünün. Dese ki eğer kalbimde şöyle şöyle başkasına da muhabbet var diye biz o kalpte başka bir muhabbeti kabul etmeyiz. Peki senin kabul etmediğini o kalbi yaratan Allah Azze ve Celle kabul eder mi hiç? Etmez değil mi? Allah Azze ve Celle kalbimize başka muhabbetler girdiğinde o kalbi o şekilde kabul etmeyeceğinden dolayı bazen kendine gel, ne yapıyorsun, esas sevgiliye yönel diye bize bir şefkat tokadı vurabilir. Kendini adamış insanların kalbine başka muhabbeti bazen de dışarıdan birileri sokmaya çalışır. O yüzden kendine adamış olan insanların kalbini muhafaza edebilmek için ilk yapacağı işlerden birisi geleceğe dair kalben planlar yapmamaktır. İleride şuyum da olsun, şöyle rahatım da olsun, buyum da böyle olsun, şu noktalarım garanti olsun. Öyle diyenlere dikkat edin, biriktirip biriktirip bir türlü doymamışlardır. Kalben dünya ile alakadar olan insanlar, kalben geleceğe hazırlıklı olmaya çalışan insanlar, makamdan, menfaatten ve onlar olsun diye birileriyle aynı çizgide görüneyim de şu dünyam rahat geçsin endişesinden kendilerini hiçbir zaman geri çekemezler. Ve Allah Azze ve Celle kalp o makamla, menfaatle alakadar olunca ey kalp o dünya sevgisinin hakkı senin sevdiğin kadar değildir der ve o kişiyi tokatlamaya başlar. Ben de şu dünyada rahat etmeyeyim mi diye, aman başıma belli başlı korkulacak şeyler gelmesin diye birileriyle aynı çizgide görünmeye çalışma çabası, makam çabası, menfaat çabası insanın önce imanını daha sonra da dolaylı olarak karakterini zedeler. Kalp burada tek bir doğru olsun, onu da Allah bilsin yeter noktasını tercih etmelidir. Madem öyle, dünyada insanın önüne bu imkanlar neden sunulur? Neden olacak? Kim o imkanları tercih edecek? Kim de Allah Azze ve Celle'yi tercih edecek diye hamlarla hasların ayrılması için insanın kalben seveceği makamlar, menfaatler, aynı çizgide görünme çabasında olunan insanlar onun önüne sunulur. Zaten böyle bir tercih olmasa imtihanın kıymeti kalır mıydı? Hani harman yerinde böyle harmanı havaya savururlar. Ne için? Çer çöpü rüzgar savursun,
dolu löp taneler de yere düşsün diye. Aynen Allah Azze ve Celle harmanı öyle savurur ama tarladaki gibi değil. Kapılarla, menfaatlerle, makamlarla ve bunlara sahip dostlarla, imrenilecek hayatlarla, özentilerle Allah Azze ve Celle bunları hayatımızın belli dönem ve evrelerinde illaki önümüze çıkarır ki acaba bu kulum neyi seçecek? Tam da imtihanın bel kemiği burası. Tam da imtihanın mihengi burası. Yani önünüze Allah'la dünyayı seçtirecek, tercih ettirecek bir şeyler çıkmadıktan sonra o imtihanın ne anlamı, ne kıymeti kalır ki? Birileri ile aynı çizgide gözükeyim, bazı makamlar benim de elime gelsin ve dünyam rahat geçsin. İşte imtihanın adı. Allah tam da böyle sınar insanı. Acaba kayacak mısın? Acaba benim rızam ve yolum dururken o yollara süluk edecek misin? Şimdi şöyle bir dünyadaki hatıralarımızı düşünelim. Herkesin öyle ya da böyle bu tür fırsatlar önüne geçiyor. Gel seni şurada şöyle yönetici yapalım. Gel seni şurada bilmem ne başkanı yapalım değil mi? Bir de nam da çok seviyoruz gerçekten. Gel bizlerle gez. İleride ticaretin bereketlenir. Şimdi bunların imtihan olduğunu eğer anladıysanız, ki bunu anlamak kalbe bakan bir mesele. Sadece dimağın işi değildir. Eğer bunu anladıysanız cennetin ucuz olmadığını da anlamanız gerekli. Allah ne kadar sınıyor değil mi insanı? Gel sana şöyle desinler, böyle desinler. Bak yarın bir gün işin düşer. Bir adam lazım olmaz mı sana şurada? Demek bizim önümüze çıkan makamlar. Hele hele hizmeti tatmış adamların önüne çıkan dünya rahatı imtihandan başka hiçbir şey olamaz. Asla. İnsan bazen daralır, kalbi sıkışır ve kabz hali alır. Ne demek kabz? Sıkışmak demek. Bizim kılıçlarda tuttuğumuz kabza da buradan gelir. Kabz, sıkışmak. Bazıları aslanın pençesi içerisinde sıkışmak manasını da vermiş kabz haline. Bazen insan daralır, yüreği burkulur. Ya dışarıdakiler ne güzel hallerde de ben belli başlı şeylerin sıkıntısını, derdini çekiyorum. Kalbim sıkışıp kabz haline girip duruyor sürekli. Şeytan tam orada devreye girer. Dışarıdakiler bir rahatta da sen niye burada dardasın der. Tam orada ona söylenilmesi gereken cevap. Kabz haline girmek kötü olsa Allah en sevgili kullarını o hale sokar mıydı hiç? Allah en sevdiği kullarına musibet ve bela yağdırır mıydı hiç? Allah bizim hepimizden daha çok sevdiği bir peygamberi, bir kulunu, Yusuf peygamberi kuyularda inletir miydi hiç? Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kabe'den uzak tutturur muydu hiç? 10 yıl Medine'de yaşamış, 9 yıl boyunca Kabe'den uzak kalmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Nuh Aleyhisselam'ı yalnızlıkla sırar mıydı hiç? Allah Zekeriya Aleyhisselam'ı kör testereyle ikiye biçtirtir miydi hiç? Kabz hali kötü bir şey olsa Allah en sevgili kullarına bunları yaşatır mıydı hiç? Demek bu yolun cilvesi bu. Nedir? Tam şu. Önüne bir imtihan gelecek ve sen kıvamını koruyabilecek misin? Dünya çok geçici, bunu anlamamız lazım. Hani bir yerden bir yere geçerken bir köprüden geçiyorsun. Dünyada o köprü olsun. Köprü bazen biraz sallanıyor. Bazen üstüne bastığın o ahşapların çivileri çıkmış ayağına batıyor. Bazen ipleri çok eskimiş, elini kesiyor. Bazen kar, kış, fırtına, boran seni yoruyor, hasta ediyor. Ama karşıda adımını attığın anda bu dertlerin hepsinin biteceği bir diyar olduğunu biliyorsun. İşte dünya o köprü. İşte inşallah Allah kavuşturursa Darüsselam o diyar. Değer mi böyle bir sonsuzu dünyada geçecek 10-20 yıl ile tartma hamlığına? İşte bazen insanız, yazgımızda var aldanmak. İnsanız, yazgımızda var kirlenmek. Allah dünya çamuru ile kirlenmiş ama niyetinde hala o temizliği koruyabilmiş kullarını kendine gel diye intibaha geçirebilmek için bazen tokat vurur. Biz o tokatların neticesi güzel olduğundan dolayı o tokatlara şefkat tokatları deriz. Üstad Hazretlerinin talebesi Hafız Halid Tekin abi. Yine saflı evvellerden bir tanesi. Önce onu tanıyalım. Sonra onun da başına bir hal gelmiş, bir şefkat tokadı yemiş, bir onu okuyalım. Onun o güzel yaşantısı bize ibretlik dersi olsun. Kendisi Barlalı ve medrese talebesi. Evvela öğretmen olarak iş yapar, daha sonra istifa vererek imam olur. Zaten biraz sonraki imtihanı da imamlıktan gelecektir. 17. mektupta defaatle okuduğumuz çocuk taziyenamesi diye geçen o mesele, Hafız Halid Tekin abinin 8 yaşındaki çocuğudur. Çocuğu kuş balazı, diğer ismiyle difteri hastalığı geçirir ve vefat eder. Üstad Hazretleri onun çocuğunun vefatı üzerine 17. mektupta geçen çocuk taziyenamesi diye bilinen akıllara ziyan o mektubu yazmıştır. Daha geçenlerde bizim içimizden bir arkadaş 60-65 yaşlarında iki evladını birden kaybetmiş bir teyzeye attı o çocuk taziyenamesi dersini. Ve yaşantı olarak da biraz bu işlerden uzak bir teyzeydi. Ben ilk kez bu kadar mutlu oldum, ilk kez gönlüm bu kadar genişledi, ilk kez sadrım bu kadar genişledi gibi cümleler kurmuş. Öyle bir meselenin yazılmasına Hafız Halid Tekin abinin Darüsselam'a giden 8 yaşındaki evladı vesile oluyor. 55 yaşında öleceğini hisseder ve bir oğlunu yanına çağırır. Hem yanında Kur'an okutturur hem de ağzına zemzem damlattırır. Yani ne muhteşem bir hayat. Öyle ibretlik hayatlar yaşıyorlar ki
ölürken bile her hallerini bize ders çıkaracak, İslam'a dair öğüt verecek bir şekilde yaşıyorlar. Evet, Hafız Halit abinin yediği bir tokadı birlikte okuyalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 10. Lema Şefkat Tokatları Risalesi. 13.sü. Hafız Halit'tir. Rahimehumullah. Kendisi der. Evet, itiraf ediyorum. Üstadımın Hizmet-i Kur'aniye'de neşrettiği asarın tesvidinde... Bir dakika, tesvid ne demek? Karalama değil mi? Müsvedde oradan geliyor. Asar ne oluyor? Eserler. Yani Risale-i Nur'un ilk yazımında vazifeli. Hafız Halit abi. Evet. Asarının tesvidinde hararetli bir surette bulunduğum zaman mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Zaten bu vazifeyi yapan birkaç adamdan biriydi. O kadar önemli bir vazifeliği vardı. Bir de o esnada camide imamlık vazifesi başlıyor Hafız abi de. Evet. Eski kisve-i ilmiyemi sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o hizmete fütur verip bilmeyerek çekildim. Şunu demek istiyor. Yani hizmette devam etseydim imamlık yapamayacaktım. Orada sarıktan murat nedir? İmamlık yapmak. O yüzden yazı işlerinden, hizmet işlerinden bir miktar çekildim ki imamlığı yapabileyim diye. Şimdi şeytanın aldattığı yeri anlamak lazım. İki doğrudan daha az doğruyu seçtiriyor. Çok ince bir meseleye kalıyor. Evet, çok güzel bir şey var ama onu yapabilecek birileri var belki. Ama bunun bir üstünde bir şey var. İnsanların sonsuz hayatını kurtarma mesleği var. İman kurtarma mesleği var ve bunu yapabilecek adamlar bir elin parmağı kadar sayılı. Sen bunu bırakıp buraya ineyim dediğin anda Allah sana rahmet ederse bir uyanış için, intiba için şefkat tokadı yiyorsun. Rahmet etmezse bana sorarsanız mesuliyeti çok yüksek. Yani benim kafamda dişini sıkmamanın, sebat etmemenin, cephede durmamanın önemini size anlatamam. Şimdi normal şartlarda insan konuşabilir. Ya insan gezmesin mi, ana baba görmesin mi, etmesin mi? Ya hepsini yapsın. Ama savaş zamanı böyle olur mu bu şartlar? Böyle olmaz. Savaş zamanı insan çoluğu çocuğunu da az görür, ana babasını da az görür. Şimdi manen bir savaş var mı yok mu Allah aşkına? Şimdi maddi bir savaşta insanların bedeni ölüyor. Manen imanın olmadığı ve imanın bu kadar alaca bulaca olduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde insan imanı elde edemezse sonsuz bir hayatı kaybedecekler. Yani bize dünyada kaybettiğimiz araba kadar önemli gelmiyor. Bu bizim bakış açımızın körlüğünden. Ama dünya bu sebep için dönüyor. Başka hiçbir sebep için dönmüyor. Yani dünya sen geleceğini daha istikrarlı inşa edip kendini daha egolu, kibirli, ben bunları kendi gücümle yaptım diye varsay diye dönmüyor dünya. Sen Rabbini tanı, imana eriş diye dönüyor. Dünyanın dönme sebebi bu. Yıldızların dönme sebebi bak. O esnada yıldızlar dönüyor ve sen her gününü telefonun başında geçiriyorsun. O esnada gezegenler senin için dönüyor. Okyanuslar senin için var. Dünyadaki bütün sistemler senin için hareket halinde. Ve sen kahvede okey oynuyorsun. Ya ucuzluğu görebiliyor musun yani? Sana verilen değere bak, biçilen değere bak. İnsan gerçekten yeryüzünün halifesi değerinde kıymet görüyor. Allah'ın sana burada biçtiği değeri anlaman lazım. Bak burası çok elzem mesele. Şimdi bu devletin başı Mersin'e gelse ilk kimle görüşür? Valiyle görüşür. Biz hadi hepimizle görüşelim desek olur mu? Olmaz yani. Muhatap alacağı biri lazım. Onun makamına göre muhatap alacak kişi vali oluyor. Şimdi makam büyükse muhatap alacağı da makam büyük olması lazım. Allah seni namaz ile muhatap almış. Büyüklüğünün makamını görebiliyor musun? Yani 9. sözde öyle geçiyor. Huzuruna kabul etmiş diyor. Yani benim namaz kılabilmem demek Allah'ın beni kendisinin huzuruna kabul etmesi demek. Benim namazı kılmamam demek kalbimde sürekli şirke dair meselelerle o muhabbet yerini öldürmem, bitirmem, gereksiz çerçöp haline koymam ve Allah da ben bu kuldan razı değilim, bunun namaz kılmasını yaratmıyorum demek yani. Günlük namaz kılmak yani çok basit bir fiziksel iş değil mi soruyorum. Ve ruhun teneffüsü. Yani onun menfaatlerini anlatmıyorum bile. Namazın faydalarını anlatmıyorum. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Adamın günlük fiziksel olarak yaptığı işi 5 adam yapamaz. Dağları kaldırıp indiriyor. Ve namaz yani fiziksel olarak hiçbir şey yok. Elin ayağın yüzün gözün tutmasa bile ona göre bir namaz şekli var yani. Bu kadar muazzam ve fiziksel olarak hiç yorucu olmayan bir namazı adam kılmıyor. Demek o kılamıyor. Allah onu yaratmıyor yani. Bir yandan dağları taşları kaldıran bir adam, bir yandan bilye gibi bir şeyi kaldırmıyorsa derler ki biri bu adamın bu bilyeyi kaldırmasına müsaade etmiyor derler. O yüzden bizim kalbimizde merkeziyetine muhabbetullah'ı katmamız. Ya Rab sen varsan her şey var. Yani ben her şeyi size ederim ya Rab. Belki biraz ağlar zırlar edelim. O da benim kalitesizliğimden. Ama vallahi sensiz edemem. Dememiz çok elzem. Allah'ın huzuruna kabul ettiği bile bu şekildeki insanlar oluyor bizim anladığımız kadarıyla. Ama burada başka bir şey de anlamanız lazım yani. Şeytanın girdiği noktalar normal noktalar değil. Bir tanesi ne? Ya sevdiklerinden niye uzak kalacaksın? Ya ben bu ufacık uzaklıkta ileride bütün kavuşmayı hayalliyorum ama. Bir tanesini bak sana bilmem ne diyorlar bu şekilde daha çok İslam'a hizmet edersin. İyi de bu şekilde sen okumuyorsun ki. Kur'an'ı bilmiyorsun, koşturmuyorsun. İnsanlara anlatmıyorsun ki. Ve aradan 3-4 yıl geçiyor. Aman dur. Şu makamma bir şey olmasın diye kır şekle giriyorsun yani. Kendimizi bu cihetlerde çok kandırıyoruz ve bizim değerli zannettiğimiz hiçbir şey, bunu benim kanaatim olarak da alabilirsiniz, şu hizmetten değerli değil. Eğer dünyada
iman kurtarmaktan daha önemli bir meslek olsaydı Allah Habibi Zişan'la o mesleği yaptırırdı. Doğru mu değil mi? Şimdi matematik öğretmenliği daha kıymetli olsaydı Allah haşa Habibi Zişan'la onu yaptırırdı. Marangozluk daha kıymetli olsaydı, demircilik daha kıymetli olsaydı, fabrikatörlük daha kıymetli olsaydı Allah Habibi Zişan'la bunu yaptırırdı. O yüzden bunları bence yarıştırmayalım. Bunları yarıştırmaya başladığımızda bizim içimiz karışır. Kıymeti belli şeyleri başka şeylerle yarıştırdığında insanın içi karışır. O yüzden bulunduğumuz şeyin kıymeti o kadar yüksek ki bazen hamdolsun hizmetin sahibi bize acıyor, merhamet ediyor da ufak ufak bizi tokatlıyor. Bak hizmetine fütür getiriyorsun, haydi yoluna dön diyor. Yani bu kıyaslamalara hiç girmeye gerek yok. Olay çok net belli. Ha biz hakkını veriyoruz, veremiyoruz. Bu çok tartışılacak bir konu ama ahirette tartışılacak bir konu. Bir de aynı safta yer alanların istişare meşveret edebileceği bir konu. Acaba beyler hakkını verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz diye. Çünkü camide olmayan birinin camidekini eleştirmesi icap etmiyor. Ama şuna da ben çok şükrediyorum. Benim kadar yarım yamalak bile olsa bir insan böyle kusursuz bir hizmette koşturmasına engel değilmiş. Ben de bunun ispatıyım kendime yani. Bir cümle edeyim. Allah Azze ve Celle'nin dünyanın, ahiretin tamamının değerlendiriliş sistemini şöyle almanız lazım. Hasenesi, seyyesine fazla mı? Allah Azze ve Celle'nin adaletin, insanın insana bakışın, cennet cehennem terazilerinin tamamındaki denge budur. Ve bu bakış açısı toplumda olduğu anda muazzam bir şey olacak. Bir kardeşine baktığında, insana baktığında, yol yürüyeceğin birine baktığında. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nazarı bu. Hasenesi seyyesinden fazla mı? Tabii fazladık her zaman sayı olarak olmaz. Keyfiyette bir fazladık çeşididir deyip kapatıyorum. Devam edelim mi? Maksadımın aksiyle şefkatli bir tokat yedim. 8-9 ay imamlık ettiğim halde müftünün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarığı saramadım. Maksadının aksiyle bu kelimeyi biliyoruz değil mi? Bir insan aman buranın dertleri çok geldi dünyada nefes alayım diye dünyayı seçse maksadının aksiyle tokat yer daha dertli olur. Aman burada bir köşede yalnız kaldım. Kalabalık içinde yalnız kalma psikolojisi de var ya onu bahsediyorum. Aman bir köşede yalnız kaldım dünyada gideyim de ahbap edineyim derse maksadının aksiyle tokat yer. Aman dünyada işlerim çok arttı şu işlerimi bereketlendireyim deyip dünyaya tekrar meyletse maksadının aksiyle tokat yer, dünyası eline yüzüne bulaşır. Kilit bir kelime, maksadının aksiyle tokat. Evet buyurun. Şüphemiz kalmadı ki o kusurdan bu şefkatli tokat geldi. Ben üstadımın hem bir muhatabı hem bir müsevvidiydim. Müsevvid, müsveddeyi yazan, evet. Benim çekilmemle tesvid hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse yine şükür ki kusurumuzu anladık. Ve bu hizmetin de ne kadar kutsi olduğunu bildik. Ve Şah-ı Geylani gibi arkamızda Melek-i Siyanet gibi bir üstad bulunduğuna itimat ettik. Ezafül İbad Hafız Ali. Yani kulların en zayıf. Rahatlık bir insanda dünyada kalma arzusunu arttırır. Üst üste günleriniz rahat geçsin, arabaya binişinizden anlarsınız. O gün kıyafet giyinişinizden anlarsınız, kahvaltıyı hangi lezzetle yapışınızdan anlarsınız. İçinizde ay bir de tatile çıkayım isteklerinden anlarsınız. Rahatlık bir insanın dünyada kalma isteğini arttırır. Sıkıntılar ve musibetler ise likaullah yani Allah'a kavuşma arzusunu arttırır. Bizlere düşen şudur. Biz Allah ve Resulünün düşmanlarından değil bu hizmet için dertsiz olmaktan korkmamız lazım. Bu korkma noktasında da bence şunu da anlamamız lazım. Hani söylüyoruz ya Allah'tan korkunca başka şeylerden korkamıyoruz diye. Nedense hep namazı çağrıştırıyor bana. Çünkü ben önünde secde ettiğimden hakkıyla korkmayınca arkada dayandıklarımı kaybetmeyeyim diye korkar olurum insanlar. Yazgımız böyle. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.